Günaydın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni uyandım, o yüzden günaydın dedim. Bugün size bir iş günümü göstereceğim. Mesai saat 9.05 geçe başlayacak. Saat şu an 8.05-10 falan geçiyor. Restoran Dipo'dayım. Buradan şimdi tavuk alacağım. Evde tavuğum bitti. Evde çalışınca evden yemek istiyorum. Hem sağlıklı besleniyorum hem de paradan biraz save yapmış oluyorum. Biraz daha elimde para tutmuş oluyorum. Tavuğumuz bitti, somonumuz bitti. Ben genelde buraya geliyorum. Burada birazcık daha kaliteli tavuklar ve somonlar oluyor. Sizlere gidip biraz fiyat gösteririm. Aldığım tavukları 40 pound, yaklaşık 18 kilo tavuk alıyorum ben arkadaşla birlikte. Şimdi içeri girelim, çok zamanım yok. Restoran Dipo böyle bir yer. Milyon tane şey var. Hepsi kiloyla satılıyor böyle. Metro gibi düşünebilirsiniz Türkiye'de. Burası da etlerin olduğu alan. Ben buraya gireceğim şimdi, etimi alacağım. Burası çok soğuk. Yani o yüzden üstüme uzun bir şey giymiştim. Yanda da Fresh Meat yazıyor. Dota 2 oynayanlar biliyordur pacı. Fresh Meat diyor. Şimdi helal ve tayyip olan çıkım restlerimizi aldık. Anlamı ne tam bilmiyorum, yazarsınız. Hani helali biliyoruz, halal helal, ama tayyip ne anlama geliyor bilmiyorum. Bunların kaliteleri çok güzel, tavsiye ederim. Şimdi tavuğumuzu açıyoruz. Şöyle 40 pound. 18 kilo muydu ya? Evet. 18 kilo. Tavuk göğsü burada. Şimdi somon almaya geldik. Burada somonlar var. Biz Atlantik somon aldık galiba geçen. Güzel çıkmıştı. Belki yine ondan alırız. Bakalım, kararsızız yani. Şöyle Pink Salmon da var. Şimdi tavuk burada, somon burada. Bu 100 dolar arkadaşlar. 10 pound'u. Yani 4,5 kilosu 100 dolar diye düşünebilirsiniz. Bu bayağı sağlam, biraz yağlı aslında ama Tolga Bey bunu daha çok seviyor. Biz de ortak aldığımız için bunu aldık. Hadi bakalım, gidiyoruz. Şimdi ödememizi yapıyoruz. 248 dolar. Biraz pahalıydı bunlar. Yani şu, hop düşürüyordu. Şu tavuk göğsü 158 dolar tuttu. Bu somon da 100 dolar tuttu. Eskiden fiyatlar böyle değildi. Amerika bitmiş arkadaşlar. Türkiye'ye dönebiliriz. Yani toplam 258 dolar verdim. Şimdi bunu yerine koyayım ben. Sonra basalım, işe geçelim. Sabah erken saatte geldik çünkü 9-5 arası hiçbir yere gidemiyorum. Kilitleniyorum. Şimdi tavuklar burada. Kedi kokusunu aldı, direkt geldi zaten. Şimdi bunları kesmemiz lazım. Bazılarında hafif yağlar var. Onları da şöyle bir düzenek yaptık. Buraya alacağız, keseceğiz. Sonra burada da paketleyeceğiz. Paketlememiz de böyle. Sonra bunları derin dondurucuya atacağız. Herhalde bir 2-3 hafta gider bize. Şimdi bir yarım saat sonra meetingim var. O yüzden kahvaltı yapmam lazım. Meetingden sonra yiyeceğim. Genelde böyle üst üste oluyor bazı şeyler. Laptop da burada. Meeting'e hazırlanacağım. Şimdi kahvaltımı yapayım. Çok zamanım yok. Meeting'deyken de belki bir şeyler çekmeye çalışırım. Evet, şimdi sizleri odama getirdim. Çalışma odam ve meşhur koltuğum. Bu koltuk üzerinde 9-5 arası çalışıyorum arkadaşlar. Yani işler nasıl gidiyor? Bazen çok yoğun oluyor. Bazen çok fazla meeting oluyor. Mesela şu an bugün 4 tane meetingim var. Hani işe yeni başladığım için hani eğitimler falan, bunları artık geçtik ama hani bayağı bir sorularım oluyor çünkü bilmediğim bir sistem. Şu an benim yaptığım işe örnek verecek olursak, ben API testing yapıyorum. Yani ben backend test yapıyorum. Bizim yazılımcılar var. Onlar endpoint oluşturuyor. O endpointlere bazı senaryolar oluşturarak onları test ediyorum. Yani bizim yazılımcıların yazdığı şeyleri ben nasıl diyeyim, hacklemek değil de yani böyle onların buglarını bulmaya çalışıyorum, açıklarını bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra bunları tekrar yazılımcılara rapor ediyorum. Yazılımcılar düzeltiyor, tekrar bana yolluyor. Ben sonra tekrar test edip raporlayıp İşte bizim management takımına falan rapor sunuyorum. Ya da böyle bazı meetinglerde şunu buldum, şunu yaptım falan diyorum. Her sabah 9'da mesela bir tane meetingimiz var. Diyoruz ki dün ne yaptık, bugün ne yapacağız, ondan sonra herhangi bir engel var mı tarzında. Hani bu tarz meetingler oluyor. Onun dışında bir scrum, ya şimdi çok fazla teknik var. Sizlere bunları anlatarak baymak istemiyorum. Aranızda yazılım işleri yapan, ne bileyim, onun dışında DevOps olan, business analyst olan insanlar zaten şu an kullandığım terimleri biliyordur. Biz Agile yapıyoruz. Bir sürü Scrum seremonilerimiz var. Bir sürü meetinglerimiz var. Onlardan bir tanesi var hatta bugün. O yüzden diyorum ya, 4 tane meeting var. Bir demo var, bir de retro var. Hani 2 haftalık sprintlerden oluşuyor bizim şirket. Yani ben de bunların hepsini bootcamp'ten öğrendim. Okulda falan zaten böyle şeyler görmemiştik. Okulda bir Java'yı görmüştük. Java'yı unutmuştum zaten. Java eğitimi aldım. Selenium diye bir program var böyle otomasyonla alakalı. UI kısmında bu daha çok. Onu öğrendik. Ondan sonra backend kısmında Postman var. API testing yapmanıza yardımcı oluyor. Onun dışında Cucumber var. BDD framework üzerinde çalışıyoruz. Gherkin language kullanıyoruz falan. Hani böyle çok fazla tekniksel
terimler var. Zaten tester olan arkadaşlar şu an bunların çoğunu biliyordur. Ben bunları sıfırdan öğrendim. Bilmiyordum açıkçası. 6 ay boyunca kursa gittim. Eğer gittiğim bootcamp'i merak ediyorsanız aşağıya link ve Instagram adreslerini bırakacağım. Onlara ulaşabilirsiniz. Biliyorlar benim böyle bir video çekeceğimi. O yüzden sizlerle ilgilenecektir. Benden geldiğinizi söylerseniz de ekstra sizlere yardımcı olacaklardır. 6 aylık, 7 aylık bir süreç. Hani coding bilmenize gerek yok. Zaten dersler çok yoğun geçiyor. Yani şöyle düşünün, 4 senelik bir üniversiteyi düşünün. Onu 6 aya sığdırdığınızı düşünün. Ben Uber'i falan yapmamıştım. Sırf buna fokuslanmıştım. Sıfırdan tekrardan Java'yı öğrendim. Birçok tool öğrendim. Ve bunların dışında soft skill öğrendim. Hani bu meetinglere girdiğiniz zaman mesela çok farklı terimler kullanıyorlar. Ama giderek alışıyorum. Benim yaklaşık 2. ayım. Bu videoyu biraz geç çektim. Niye geç çektim? Çünkü çoğu arkadaşımız benden hemen video yapmamı istedi. Ama ben daha önce böyle bir ortama çok fazla alışkın birisi olmadığım için işe alışmam gerekti. Bir training zamanı vardı. Bir işe alışma sürecim oldu. Daha sonrasında da şimdi user storylerim var. Onlar üstünde çalışıyorum. Yani ben bu işin ustasıyım diyecek bir kıvamda değilim. Ki sizlere her şeyi açık açık anlatayım. Bunu da en baştan söylemiş olayım. Ama güzel bir iş. Şu an zaten çoğu iş remote şeklinde çalışıyor. Hatta benim meetingim var. Bir dakika geç kaldım. Şimdi meetinge gireyim. Meetingden sonra devam edeceğim. Evet, şimdi meeting bitti. Meetingde bazı görüşmeler yaptık. Bunlardan bazıları işte bağlantı sorunlarıyla alakalıydı. Benim bağlantı sorunlarım var hala bazı sistemleri. Onları çözmeye çalışıyoruz. Onun dışında bir yarım saatlik bir aram var. Sonra başka bir meetinge daha gireceğim. Onun dışında boş zamanlarımda ne yapıyorum diye düşünüyorsunuzdur. Çok bir şey yapmıyorum açıkçası ama şöyle göstereyim. NBA izliyorum, biliyorsunuz playofflar var. En son Dallas'la Phoenix maç yaptı. Hani Booker'la Doncic maçı diyebiliriz. Aralarında biliyorsunuz küçük bir sürtüşme var. Onları izliyorum burada. Onun dışında saat 12.30-1 gibi genelde işin yoğunluğuna göre değişiyor. Ben bir yarım saatlik koşuya çıkıyorum. Koşuya çıkarken de zaten video çekerim, onu sizlere gösteririm. Yani şu an evden çalışma bu şekilde yürüyor. Bazı günler dediğim gibi çok yoğunum. Hani koşuya bile çıkamıyorum. Bazen yemek öğünlerimi bile atlıyorum. Ama bazen de boş zamanlarım olabiliyor. Bu iş birazcık da böyle. Ben bir gainer'ımı içeceğim. Hala gainer içiyorum. Hala kilo almaya çalışıyorum. 95-96 kilo oldum ama bir üst kiloyu göreyim diyorum. Bir de evde çok fazla kalori harcamıyorsunuz sürekli evde oturduğunuz zaman. Hani sonuçta bir kalori açığınız oluşmuyor. Ama ben spora da gidiyorum. Yani iş biter bitmez spora gidiyorum, onu da gösteririm size. Sonuçta o da bir iş günü içerisine dahil. Spora haftada 5 gün gidiyorum. Neyse arkadaşlar, ben gainer'ımı içeyim. Arkada NBA maçımı izleyeyim. Phoenix ve Dallas. Bakalım dün nasıl bir maç çıkarmışlar. Ondan sonra tekrardan güncelleme yapacağım. Evet, meetingimiz bitti. Bu da tam elimde şey oldu. Şarkıcı gibi oldu. Şimdi meeting bitti arkadaşlar. Saat 12.30-1 gibi bir şey. Biraz uzun sürdü. Bütün gün bilgisayar başında durduğunuz zaman ne oluyor böyle? Odaklanamıyorsunuz bir şeye, hayattan zevk almıyorsunuz. Böyle hapis hayatı yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. O yüzden ben en azından 30 dakika kadar böyle dışarı çıkıyorum. Koşuyorum, yürüyorum. Hem güneşlenmiş oluyorum, D vitamini alıyorum. Hem de onun dışında hem kafa dağıtmış oluyorum arkadaşlar. Ama sizlere şimdi biraz sonra bazı şeyler söyleyeceğim. Mesela bu işi herkes yapamaz. Niye yapamayacaklarını anlatacağım ve kimlerin yapabileceğini anlatacağım. Çünkü bana baktığınız zaman ben böyle spor yapan birisiyim, hani hayatta aktif birisiyim, akşam dışarı çıkmayı seviyorum, insanlarla tanışmayı seviyorum, gezmeyi seviyorum. Ama bu iş benimle ne alaka demiştiniz. Ben oldum olası okulları çok seven birisi değilim arkadaşlar. Yani böyle okula gittiğim zaman sürekli dikkatim dağılır, sıkılırım. Böyle uzun süre ders izlemeyi sevmem. Ve üniversitedeyken arkadaşlarımın çoğu da böyle sosyal değildi. Ve ben de böyle hani bir ortamda çalışmak istemiyordum. İş arkadaşlarımın böyle olmasını istemiyordum. Ama bu Covid geldi, etti. Artık remote çalışıyoruz ve kendi schedule'ımızı kendimiz belirlemiyoruz. Ama yapmamız gerekenler belli. Onları yaptıktan sonra kendimize zaman ayırabiliyoruz evden çalıştığınız zaman. Ben de şu an bana verilen sorumlulukları yapıyorum. Yarım saatlik öğle molamda mesela dışarı çıkıyorum. Burada yürüyorum, tozuyorum, ediyorum. Ve meetingler arasında kendime zaman kaldığında da yemeklerimi yiyorum. Bu şekilde bir düzenimi kurdum şu an. Şimdi de bu işi kimler yapamaz, bunlardan bahsedeyim. Mesela siz bir yere bağlı kalarak, sürekli oturarak, masa başı iş çalışmayı hiç sevmiyorsanız ben çok bayılıyor muyum? Bayılmıyorum. Ama benim zaten kendi yaptığım iş de böyleydi. Biliyorsunuz ben video işleri yapıyordum, video çekim işleri yapıyordum. Ve onların çoğunluğunda çekimden sonra evde oturuyordum, onları editlemekle uğraşıyordum. Ama şimdi bu işte de yine aynı şekilde, yani evde oturuyorsunuz, meetinglere giriyorsunuz, sizlere verilen bazı görevler var, onları yapıyorsunuz, test ediyorsunuz, senaryolar oluşturuyorsunuz, test planları oluşturuyorsunuz, birçok şey öğreniyorsunuz. Bu da benim yaptığım aslında mesleğe biraz benzer bir meslekti. O yüzden ben çok fazla sıkılmadım. Ama bazı arkadaşlar var mesela, benim gittiğim okula zaten sizlere biraz önce bahsetmiştim, Neotek Akademi. Buraya gelen insanlar hani bu işin kolay olduğunu zannediyor. Bakın arkadaşlar, kolay değil gerçekten. Ben 6 ay Uber yapmadım, yapabilirdim aslında. Hani hafta sonu
sonları çıkabilirdim ama ben komple derslere odaklanmak istediğimden dolayı yapmadım. Çünkü gerçekten zamanınızı alıyor. Hele bu işi hiçbir şekilde bilmiyorsanız, ki zaten bilmek de zorunda değilsiniz. Altyapınızın olmasına da gerek yok. Sizlere 6 ay boyunca gerçekten bunu öğretiyorlar, ödevler veriyorlar, üstlerine düşüyorlar. Hatta beni kaç kere İhsan aramıştı. Bu videoyu izliyorsa kendisine selam söylüyorum bizim okuldan. Hani Okan şöyle ödevini yapmamışsın, bir sorun mu var diye arayıp check ediyorlar. Hani sizlere biraz şey yapıyorlar böyle, baskı uyguluyorlar ki öğrenin. Çünkü iş hayatına geçtiğiniz zaman okulda öğrendiklerinizin gerçekten çok faydası oluyor. Ben de bir mezun olarak bunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi sizlere sürekli Instagram üzerinden göstermiş olduğum göl burası arkadaşlar. Burada böyle bir O şeklinde bir alan var, Okan'ın O'su. Ben burada koşularımı yapıyorum, yürüyüşlerimi yapıyorum. Daha şu ana kadar timsah görmedim. Yazıyor orada timsah çıkabilir, yılan çıkabilir. Ama dediğim gibi ben her gün herhalde yarım saate yakın yürüyorum, koşuyorum. Lunch break'te burada zaman geçiriyorum. Hem güneşleniyorum hem de gerçekten stres atıyorum arkadaşlar. Özellikle masa başı iş yapan kişilere şunu önerebilirim. Zaten işten sonra çıkın, antrenmanınızı yapın, kafa dağıtın. Ama eğer yapabiliyorsanız, evden çalışıyorsanız, şu an Türkiye'de çalışanlar için söylüyorum. Böyle bir çıkın 10-15 dakika bir gezin, turlayın, gerçekten açıldığınızı fark edeceksiniz. Benim biraz avantajım var. Bu şekilde bir göl var. Burada ben koşuyorum, terimi atıyorum, güneşleniyorum. Sonra eve gidiyorum, hemen duşa giriyorum. Duştan sonra atıyorum farklı bir meeting'e giriyorum ve yeni bir insanmış gibi hissediyorum kendimi. O yüzden evden çalışanlar varsa sizlere tavsiye ederim. Bu arada buradaki evlerin çoğu Airbnb. Ben de ilerleyen zamanlarda kendime bir söz verdim diyorsunuzdur. Ulan bu çocuk niye bu kadar çok çalışıyor diye. Dediğim gibi kendime bir söz verdim. Doğum günüme kadar bir şeyleri başarmak istiyorum. Onları da sürpriz olarak tuttuğum için şu an sizlere söylemeyeceğim. O yüzden çok çalışıyorum. Yani 9-5 zaten çalışıyorum. Onun sonrasında spora gidiyorum. Eve geliyorum. Eve geldiğimde de hafta sonları serbest filme yaptığım çekimler var. Onların editleriyle uğraşıyorum. Hafta sonu geliyor. Biraz kafa dağıtalım diyorsunuz. Bir bakıyorum mesela cumartesi günü fotoğraf çekimi, pazar günü video çekimi, onlarla uğraşıyorum. Yani herhalde haftada 50-60 saat ben çalışıyorumdur şu an. Herhalde işler 5 gibi falan bitecek bugün. 5'ten sonra da spora geçeceğim. Evet. Şimdi spordan çıktım. Bacak günüydü. O yüzden yorgunum. Yüzüm falan düştü. Sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplamaya başlayacağım. Biliyorsunuz Instagram'dan bir şey paylaşmıştım. Sorularınızı sorun, YouTube videosu üzerinden cevaplayacağımı söylemiştim. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi, hiç yazılım dili bilmeyen birisi, hiç IT ile alakası olmayan birisi bu işi yapabilir mi? Bana kalırsa yapabilir. Kursa gittiğiniz zaman kursta sizlere zaten çok fazla yoğun şekilde ders anlatacaklar, ödevler verecekler. Yani siz onların üstüne şöyle bir sene düşseniz gerçekten işi anlayabilirsiniz. En azından kafanızda çoğu şey canlanmış olur ve size gerçekten çok yardımcısı olur ve işte gayet bulabilirsiniz. Bu olay biraz da kişisel. Yani siz azimli birisiyseniz, yani çalışmayı seviyorsanız, kendinize hedef belirlediğiniz zaman onu elde etmek için elinizden geleni yapıyorsanız öğrenebilirsiniz. Ama ya ben bu işe başlayayım, olursa olur, olmazsa olmaz diye sallarsanız, ödevlerinizi yapmazsanız, derslerinize konsantre olmazsanız biraz zor. İngilizce seviyemiz nasıl olmalı tarzında milyon tane soru aldım. Siz zaten derste anlatılanları anlayabilecek kadar İngilizceye sahipseniz, işe girdiğiniz zaman da her türlü bu işi çözebilirsiniz. Şu arkadaş benim İngilizcemi seviyordu, İngilizcen yeterli değil falan filan. Yani bu daha work and travel döneminde bile beni gittiğim zaman tabii İngilizcem mükemmel değildi. Çocuklar diyordu sen green card'la seneye geldiğinde kursa gitmek zorundasın, şöylesin böylesin. Yani böyle diyenleri aldırmayın arkadaşlar. İngilizceyi bir şekilde halledersiniz yani. Zaten konuşa konuşa gelişiyor İngilizceniz burada. O yüzden sizlere olumsuz yorum diyenlere bakmayın. Yani İngilizcen senin yok, hani çok kötü falan diyenleri aldırmayın. Siz kursa başlayın. Bakın bakalım kursta öğrenebildiklerinizi anlayabiliyor musunuz? Eğer anlayabiliyorsanız iş hayatında da anlayabileceksiniz yani. Onu sizin kendiniz test etmeniz lazım. Ama tabii birazcık da basic bir İngilizce şart açıkçası. Bu arada videolarımızı Kan Reis çekiyor burada. Zaten ben okula başladığım zaman benim neler çektiğimi 6 ay 7 ay biliyorsundur az çok değil mi? Nasıl bir süreç vardı? Ben şimdi kendimi sürekli anlatıyorum ama sen dışarıdan birisisin, sürekli neredeyse her gün antrenman yapıyoruz. Süreç nasıldı sence yani? Bu 6 ay boyunca ben hani çok mu çabaladım yoksa sallamasyon mu yaptım bu işi? Nasıldı? Sallamasyon yaptın sen bu işi. Ciddi. Ya vallahi stresliydi. Ben sende stresi gördüm. Gördün diyorsun. Tabii stresi sende gördüm. Öyle kolay değildi o kadar. Ama kolay değil derken öyle göz korkutmak anlamında demiyorum. Yani sonuçta yani bir çaba gösteriyorsun. Ödevler var, derslere katılman lazım, onları hatırlıyorum. Çünkü böyle evet, birkaç ders kaçırdığında şey yapıyor, stres oluyordum. Kaçırdım, hepsi birbirine bağlı, Kaan ne yapacağım falan. Evet, evet. Interview zamanında aslında seni çok stresli gördüm. Hatta hatırlarsan sana çok demiştim, bak bugünler geçecek, kafanı takma. Aynen. Hatırlıyor musun? Yani böyle arkadaşlıklar da önemli. Mesela ben geliyordum spora gelme amacım.
Hadi tamam, kas yapmak için geliyoruz da bunun diğer amacı mental olarak kendimi birazcık da güçlü hissetmek. Tabii. Arkadaşlarımla konuşmak, onlardan motivasyon almak. Yani arkadaşlarınızın da sizi motive etmesi önemli. Çünkü 6 ay, 7 aylık bir süreç bu ve gerçekten fokus olmanız gerekiyor. Şimdi sorulardan bir tanesi şu, genelde en çok sorulan zaten bu. Abi ne kadar maaş alıyorsun? Yani ben maaşa direkt rakam olarak vermek istemiyorum size ama şöyle düşünebilirsiniz. Six figure diyelim, yani 100 bin doların üstünde yıllık kazanç alıyorum. Amerika'da maaşlar yıllık olarak hesaplanıyor. Evet. İki haftada bir maaş yatıyor bana, öyle düşünebilirsiniz. Ondan vergi kesiliyor. Tabii vergi falan kesiliyor. Atıyorum size 120-130 bin dolar alsanız hani 15 bin doları vergiye gidiyor, öyle düşünebilirsiniz. Diğer sorulan sorulardan bir tanesi de ne zaman süre içerisinde iş buldum? Okul yaklaşık 6 ay, 6,5 ay kadar sürdü. Ben 6,5 ay boyunca okula odaklandım. O yüzden çok fazla ders eksiğim olmadı. Bir ara Türkiye'ye gittim hatırlıyorsan 18 gün. Evet. Abi Türkiye'den bir geldim ve her gün ders videosu izliyorum. Sabah akşam, sabah akşam. Kaç gün sürdü toparlama? Yani 18 günlük kaçırmam beni bir ay kadar falan etkiledi. Bir ay kadar. Ama bir ay boyunca her gün video izlediğim için yakaladım onu. Ben mezun olduktan 3 hafta 4 hafta sonra iş buldum arkadaşlar. Yani siz çalışırsanız size interview soruları veriyorlar. Hani bootcamp'lerde. O interview sorularını yeteri kadar çalışırsanız artık yani bir yalayıp yutmanız lazım artık. Ve kendinizi gerçekten bu interview muhabbetlerine vermeniz gerekiyor. Ki başarılı olabilin, rahat olmanız gerekiyor. Arada şakalar yapabilmeniz gerekiyor. Vesaire vesaire. Kaç tane interview'a girdin sen bu en son bulana kadar? Ben yaklaşık 25 tane falan girmişimdir. Yani bazı günler oluyordu. Yani böyle günde 2 defa, 3 defa interview'e girdiğim oluyordu. Sabah bir başlıyordu, akşama kadar interview. Bazıları güzel geçiyordu ama dönüş olmuyordu. Bazıları kötü geçiyordu, dönüş oluyordu. Hatırlıyorum ya. Değil mi? Bir de böyle kademe kademe değil mi? Birincisine giriyorsun, ikincisine giriyorsun. Aynen. Bir daha çağırıyorlar, 3 sonra evet. Red. Mesela benim şu an çalıştığım şirkette şöyle oldu. Pozisyona başvurdum ben, bana dediler işte saatlik 38 dolar. Ben de o zaman artık ne iş olursa gireyim diyorum. Bıktım 3 haftadır iş bulamadım ya. Kaç dolar dediler? Saatlik 38 dolar. Az demişlerdi. Yani o zaman az demişlerdi ama ben artık yeter dedim, bir işe girelim artık. Daha sonrasında ben girdim mülakata. Mülakat mükemmel geçti. Adamlar ne söylediyse hepsini takır takır cevapladım. Hiçbir sorun olmadı, beni çok beğendiler. Ama dönüş olmadı 2 hafta sonra. Sonra benim recruiter beni aradı. Ya Okan böyle bir pozisyon vardı, hatırladın mı dedi. Geri dönüş aldın mı dedi. Yo dedim, almadım. Tamam ben onları bir arayayım dedi. Sonra adam ulaştı şu an çalıştığım şirkete. Çalıştığım şirket de şöyle bir yanıt verdi. Hani o pozisyon Okan için biraz düşük pozisyon. Yani Okan biraz daha senior levelinde olduğu için. Hani o pozisyona başkasını aldık dediler. Ama beni çok sevdikleri için bana senior pozisyonu önerdiler arkadaşlar. Ve şu an ben senior pozisyonda çalışıyorum şu an çalıştığım şirkette. Hani o yüzden ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok kendinize güvenirseniz ve kendinizi de aynı şekilde interviewlerde ifade edebilirseniz, yani örnek olarak beni alabilirsiniz yani. Benim şu an çalıştığım şirkete ben öyle girdim açıkçası. Çok fazla şirket var şu an, iş olanakları yüksek. O yüzden bence yani bu işleri yapmak isteyenlere zaten kimler yapabilir? Bunları biraz önce izlediniz. Onlar başvurabilir. Bir de Türkiye'de olup Amerika'dan iş yapmak isteyen arkadaşlar var ama bizim bootcamp hani böyle şeyler yapmıyor. O yüzden bizim bootcamp'e katılmak istiyorsanız çalışma izniniz olması gerekiyor. Green card'ınızın olması gerekiyor. Onun dışında da kendinizi biraz derslere vermeniz gerekiyor. Bu arada benim gitmiş olduğum bootcamp'te Türk arkadaşlar var demiştim. Onlara benden geldiğinizi söylediğiniz zaman yardımcı olacaklar zaten. Ama bunun dışında işe başlamadan önce sizlere mentörlük yapıyorlar ve gerçekten çok başarılılar o konuda. Benim bazen canım sıkılıyordu. Ya bu iş olmayacak, başka işlere yönelsem mi diye düşünüyordum. Hemen ondan sonra okuldaki arkadaşlarla konuşuyordum. Oğlum saçmalama falan diyorlardı. Hani yüzün yolun sonuna geldin, bırakma diyorlardı. Hani bu işlerde psikolojik destek de çok önemli. Hani okul sadece programlama öğretiyor ya da sadece sizlere belli başlı tool'ları öğretiyor diye düşünmeyin. Onun sonrasında işi bulma açısından yardımcı olabilecek okul önemli ve sizlere gerçekten psikolojik olarak destek vermesi gerekiyor. Bu işin geleceği hakkında da çok fazla sorular geliyordu. Şimdi bu işin geleceği şöyle düşünün. Yani teknoloji biliyorsunuz her zaman gelişen bir şey ve bir sürü internet sitesi var, mobil uygulamalar var. Şirketler kendilerini sürekli geliştiriyor, yeni programlar çıkartıyor. Yani bunların da artık developerlar tamam hani güzel bir şekilde develop yapıyorlar, uygulamaları geliştiriyorlar, ediyorlar. Kendileri unit testing yapıyorlar, hani küçük bir testing yapıyorlar. Ama bunun dışında genel çaplı bir testing yapma şansları olmuyor, zamanları olmuyor. Zaten biz testerlar burada devreye giriyoruz. Ben ne düşünüyorum? Ben bu sektörün hani öyle kolay kolay biteceğini şu an için düşünmüyorum. Belki 8-10 yıl sonra böyle yapay zeka muhabbetleri geliştikten sonra bir şeyler olabilir. Ama onun dışında bence yani
bu iş her zaman olacak gibime geliyor. İntervü zamanları yaklaştığı zaman sizlere mock interview'ler yapıyorlardı. Yani okuldaki öğretmenler sizlere gerçek interview'müş gibi sorular soruyorlar. Çünkü gerçek interview'e girdiğiniz zaman aynı soruları onlar da soruyor. Ben 25 tane interview'e girdim. Size şimdiden bunları söyleyebilirim. Onun dışında rezüme hazırlama, CV hazırlama kısımlarında okul yardımcı oluyor. Atıyorum İngilizce olarak gramer hataları yapıyorsunuz ya da yazmamanız gereken kelimeleri CV'nize yazıyorsunuz. Onları düzeltmenize yardımcı oluyor. Onları check ediyorlar vesaire. O yüzden yani böyle bir hizmetleri de var. Evet, hafta içi çalıştık. Hafta sonu ne yapıyorum? Genelde dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Yeni insanlarla tanışıyorum. Tina is here. How are you? So, do you know what is the topic of this video? No, I don't. It's just like I'm showing them my work schedule, know what I do, basically. And we just had a breakfast together. How do you like it so far? It was not a breakfast, it was a brunch, right? Yeah, it was still good. The weather's beautiful. It's a good day today. So, we went to a place. It's called First Watch, but we had to wait like 30 minutes. And then we decided to go another place. And then we had a brunch. And we're gonna leave right now, so I just wanted to guys show you like, you know, my work schedule and then, you know, what I do. And on weekends, I'm just hanging out basically because if you stay at home, like I told you, you know, like if you stay in the same place for a long time, you feel like not socialized. And see you guys in the next video. Bye.